Herkese merhaba. Çin merkezli şirketler gitgide dünya piyasasında, dünya pazarında adlarından daha sık söz ettirmeye başladı. OnePlus, bunun yanı sıra Xiaomi ve bir de Meizu var. Meizu belki ilk ikisi kadar çok söz ettiren bir marka olmayabilir, ancak o ikisini saydıktan sonra 3. sırada da Meizu'yu sayabiliriz. Meizu MX4 özellikle Android fanlarının yakından takip ettiği akıllı telefonlardan bir tanesiydi. Geçtiğimiz sonbaharda tanıtılan bu akıllı telefon geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye giriş yaptı. Meizu MX4 5.36 inç 5'e 3 görüntü oranlı ekranıyla bir hayli sıra dışı görünüyor. Tasarım açısından baktığımızda bu telefonun iPhone'lara benzediğini söyleyebiliriz. Yuvarlatılmış köşeleri ve yivlenmiş kenarlarıyla iPhone 6'dan, iPhone 6 Plus'tan esintiler taşıyan bu akıllı telefon renk bakımından da iPhone'dan bir şeyler alıyor. Altın, gri ve gümüş renk seçenekleri mevcut. Elimizdeki altın renk versiyon bir hayli çekici gözüküyor. 5.3 inç ekran, 5.36 inç ekran bir hayli büyük görünebilir, ancak 5'e 3 görüntü oranı sayesinde telefon biraz daha dar duruyor. Aynı zamanda ekranın uzun kenarlarına saran çerçevelerde bir hayli ince, gördüğünüz gibi bu sayede telefonu tek elle rahatlıkla kavramanız mümkün oluyor. Ancak avuç içi göz ardı etme özelliği çok iyi şekilde çalışmıyor. Bu da telefonu elinize tuttuğunuzda kullanırken avuç içlerinizin ekrana değmesine ve istenmeyen komutların girilmesine neden olabilir. Ekranın altında gördüğünüz gibi kapasitif dokuma tek bir tuş var. Ana ekran tuş işlevi görüyor. Aynı zamanda aydınlatılmış yapısı sayesinde de gelen bildirimleri kullanıcıya anında haber veriyor. Üste 2.1 megapiksel kamera, sensör ve ISO hoparlörü mevcut. Ekran 1152x1920 piksel çözünürlüğe sahip. Full HD 1080p ekranlardan biraz daha fazla piksel barındırıyor. Ve ikonlar normal bir Full HD ekrana göre biraz da doğrusu söylemek gerekirse büyük gözüküyor. Bu da büyük ekran, büyük ikon sevenleri, büyük yazıları sevenler için oldukça iyi bir haber sayılabilir. Arka tarafta yer alan kavisli yüzey sayesinde Meizu MX4'ü tek elle rahatlıkla tutmak mümkün oluyor. Arkadaki kapak yerinden çıkarılıyor ve kapağı çıkardığınızda da karşınıza Meizu MX4'ün bataryası çıkıyor. Bataryası 3100 mAh kapasiteli bir batarya, ancak yerinden çıkarılmıyor. Sabit bir batarya var. Böyle gözüktüğüne bakmayın, bu bataryayı yerinden çıkaramıyorsunuz. Üste micro SIM kart yuvası mevcut. Meizu MX4'te micro SD kart yuvası yok. Bu da telefonda sunulan dahili hafızayla idare etmeniz gerektiği anlamına geliyor. Meizu MX4'ün 16 GB ve 32 GB'lık depolama seçenekleri mevcut. Tavsiyemiz 32 GB'lık versiyonu tercih etmeniz. Bu şekilde depolama alanı konusunda da fazla bir sıkıntı çekmeyeceksinizdir. Telefonda 8 çekirdekli MediaTek işlemci var. Bu işlemci oldukça iyi bir performans gösteriyor ki Teknoblog'daki inceleme arasında performans testlerine göz atabilirsiniz. Üst sınıf amiral gemisi Android telefonlardan bile daha iyi performans sonuçları aldığını söylememiz gerekiyor. Oldukça iyi bir oyun performansı sunuyor. Flyme kullanıcı arayüzünde de iyi bir gezinti sağladığını söyleyebiliriz. Telefonda Android 4.4.2 KitKat var ve onun üzerinde gördüğünüz Flyme OS işletim sistemi var. Kullanıcı arayüzü var. Çin'de satılan telefonlarda Google servisleri bulunmuyor. Bu nedenle Çin merkezli telefonlarda özelleştirilmiş Android kullanıcı arayüzleri mevcut. İşte bu Flyme de bu durumun sonucunda ortaya çıkmış bir işletim sistemi. Tabii ki Türkçe özel bir takım yerelleştirmeler mevcut ve Google Play erişimi de var. Bu sayede telefonda Google uygulamalarını kullanmak, Google Play'den Android uygulamalarını indirmek mümkün oluyor. Gördüğünüz gibi sadece ana ekranlı yapı, ana ekranda uygulama kısa yolları, klasörler ve bileşenler mevcut. Tabii ki isterseniz Google Asistan Launcher var. Google Asistan Launcher'ı da kullanarak telefona sanki bir Google telefonuymuş izleniminde kazandırabilirsiniz. Tema değişikliğinde de yaptığınız yer kullanıcı arayüzünde ayarlarda ayarlara girerek kullanıcı arayüzünü değiştirebilirsiniz ve bu şekilde Google Asistan Launcher'la Meizu MX4'ü sanki bir Nexus telefonu gibi kullanabilirsiniz. Meizu MX4'ün arkasında 20.7 megapiksel kamera var. Sony'nin XMRR lensi bu kamera ve en altta gördüğünüz gibi iPhone'larda gördüğümüz şekilde çift renkli çift LED flash bulunuyor. 20.7 megapiksel kameranın gayet keskin görüntüler sunduğunu söylemeliyiz. Çekilen fotoğraflar eğer ortamdaki ışık koşulları ise gayet aydınlık ve net. Ancak ışık koşulları azalmaya başladığında çekilen fotoğrafların kalitesi de biraz düşmeye başlıyor. Kumlanmalar, kararmalar görüntüleniyor. Kamera arayüzü kullanışlı sayılır. Fotoğraf ve video çekim tuşları bir arada yer alıyor. Aynı zamanda çekim tuşlarının hemen sağında da flash
ön arka kamerasına geçiş, diğer kontroller gibi ayarlar mevcut. Bunun yanı sıra ekranın sol tarafında da gördüğünüz gibi çeşitli modları seçebildiğiniz bir arayüz var. Buradan da manuel moda geçiş yapabilir, panoramik modu seçebilir veya yeniden odaklama yaparak çekilen bir fotoğrafın daha sonra odağını değiştirebilirsiniz. Üst sınıf Android telefonlarında gördüğünüz bu özellik Meizu MX4'te de bulunuyor. Meizu MX4'ün bataryası 3100 mAh kapasiteli bir batarya ve bir günü anca çıkarabiliyor. Pil konusunda biraz da optimizasyona ihtiyacı var gibi gözüküyor Meizu MX4'ün. Bunun dışında kamerayla çekilen fotoğraflarda da iyileştirme yapılması için biraz yazılımda oynamalar, iyileştirmeler yapılması gerekiyor. Meizu MX4'ün fiyatı 999 lira, 16 GB'ın fiyatı bu. Fiyat performans açısından Meizu MX4'ün oldukça iyi bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Pil ve kamera noktasında aynı zamanda biraz da işletim sisteminde bir takım pürüzler söz konusu, ancak ileride çıkacak yazılım güncellemeleriyle birlikte bu sorunların da üstesinden gelinebilir. Meizu MX4 ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı Teknoblog'da yer alan detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.